İdara Haber ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Zehra Tekeci. Gençlerin gündeme yön verdiği, alanında uzman ve örnek isimlerin sizlerle buluştuğu Genç Kuşak başlıyor. Gençlerle genç kalan, gündeme ilişkin konuları genç bakış açısıyla değerlendiren, gençlerin hayatına yön veren Genç Kuşak'ta bugün çok değerli bir konuğum var. Dövme sanatçısı Rüştü Arslan bizlerle olacak. Onunla dövme sanatını, dövme sanatçılığının detaylarını konuşacağız. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Rüştü, öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, iyiyim. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Rüştü, sen hem NFT dünyasında kendini göstermiş hem de tasarımlarıyla hem Türkiye'de hem de dünyada dikkat çeken tasarımlara imza atan bir sanatçısın. Ama öncesinde biz seni kısaca bir tanıyalım. Rüştü Arslan kimdir? Rüştü Arslan şu an Antalya'da ve Türkiye'nin belirli yerlerinde dövmeler yapan güzel sanatlar mezunu, resim mezunu bir dövme sanatçısıdır. Hangi üniversiteden mezunsun sen? Güzel Sanatlar Fakültesi. Güzel Sanatlar Fakültesi, evet. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezunum. Öncesinde lisede de resim okudum. Ortaokuldan beri çizmeye devam ediyorum. Senin çizimin bir yetenekti ve sen bunu güzel sanatlarla taçlandırmak istedin. Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim üzerine okudun. Öncesinde ilk güzel sanatlara girerken böyle bir hayalin var mı? Dövme sanatıyla ilgilenme hayalin. Dövme sanatı hayalim lisede aslında bir girişimimiz oldu. Liseden sonra üniversite sınavlarına hazırlık girdiği için dövmeyi hiç yapmadım. Üniversitenin ikinci senesinde de profesyonel bir stüdyoda asistanlık yaparak dövme işine başlamıştım. Dövme sanatı, yani dövme aslında lise çağlarından itibaren her gencin böyle ilgi duyduğu, yaptırmak istediği bir alandır. Ama sen bunu kendin yapmaya, yapma hayali kurmuşsun. Bu süreç nasıl geçti? Ben onu merak ediyorum. Yani çizim yapıyorsun ama dövme yapmak, dövme tasarımları ortaya koymak nasıl ortaya çıktı senin için? Üniversitede bizim yaptığımız şeyler akademik anlamda çizim yapmak, tuval üretmek, resim boyamak, kağıt üzerine çeşitli yüzeylere, iki boyutlu her yüzeye yapılan hamle, boyalarla, mürekkeplerle, kalemlerle yapılan her hamle aslında teknik olarak bir resim. Dövme de şöyle oldu, dövme işine girdiğimde ilk dikkatimi çeken şey, dövmeler hep aynıydı. Yani bir dövme stüdyosuna girildiği zaman üretim yoktu, yani bir tasarım üretimi yoktu. Sürekli dövmeler üretiliyordu. Aynı tek düze dövmeler yapılıyordu. Aslında ustamın tavsiyesi de bu yolla gelişti. Bana dedi ki sen tasarım yapabiliyorsun, bak bunun ne kadar önemli ve güzel bir şey olduğunu farkında mısın diyerek beni o şekilde yönlendirmişti. Kendi yaptığım tasarımları, çizimlerin dövmesini yapmaya başlayınca ben dövme işini çok sevmeye başladım. Taşıyan insanların memnuniyetini görünce de çok sevdim. Çok farklı bir malzemeydi. Yani ben tuvalden bir insan bedenine geçmek gerçekten çok ilginç bir şey. Çünkü tuvalimiz konuşmuyor, rahatsız olmuyor, yaşamıyor, cansız bir formdu. İnsan bedenine resimler yapmak, o resimlerin geziyor olması çok kıvanç verici bir şey. Kesinlikle. Şimdi Rüştü kendisi de biraz bahsetti. O tasarımlarında normal dövme standartlarının dışına çıkıyor. Aslında onu farklı kılan da bu. Ona değineceğiz ama öncesinde ben biraz dövme sanatçısı nasıl olunur? Bunu öğrenmek istiyorum. Yani şu çok bilinen bir gerçek. Dövme stüdyolarında 2 ay çalışıp ben dövmeci oldum diyen birçok insan var ama bunu sanatçı olarak yapmak bambaşka bir şey. Sen nasıl eğitimler aldın bu süreçte? Benim aldığım eğitimler şöyleydi, izleyerek öğrendim aslında ben tekniği. Yani profesyonel bir dövmeciyi izleyerek tekniğini öğrendim. Ve kendi çizimlerimi bu teknikle dövmeye çevirdim. Peki yani şimdi yeni birisi dövme yapmak istiyorsa eğer, beğendiği, ilerlemek istediği tarzda bir sanatçı bulup onun asistanlığını yapabilir. Bu usta-çırak ilişkisi yoluyla öğrenebilir. Belirli bazı özel kuruluşlarda da özel eğitim alabilip alıp dövme yapabilir diye düşünüyorum. Peki
dövme sanatçısı olmak, dövmecilik demek istemiyorum. Hı-hı. Dövme sanatçılığı demek Hı-hı. istiyorum. Çünkü o arada çok ince bir çizgi var bence. Alışılagelmişin dışında bir meslek. Hı-hı. Buna yönelirken peki kafanda bir soru işareti var mı? Diyen evet, dövme çok keyifli bir iş. Senin de bahsettiğin gibi canlı tuvaller etrafında. Hı-hı. Senin tuvallerin. Hı hı. Ama hani güzel sanatlar öğrencileri ya da güzel sanatlar eğitimi genelde ben sanatçı olacağım, resimler çizeceğim derken sen bambaşka bir alana yükseldin. Hı hı. Burada kafanda soru işaretleri oluştu mu? Bir acaba dedin mi? Yoksa çok mu emindin kendinden? Çok emindim kendimden. Gerçekten. Yani çünkü çok benim asistanlık yaptığım dönemlerde çok fazla gelişmiş bir değildi dövme sektörü. Dövme tarzları. Şimdi çok fazla çeşit var dövme tarzı olarak. Ülkelerde de çok ayrı bir pazarlar var. Çok ayrı bir sanat akımları gelişmeye başladı dövmede. Yani fuarlarda da görüyoruz. Yani çeşitli ödüller de çıkmaya başladı. Bu alanda seminerler çoğalmaya başladı. Yakın bir zamanda belki ilk kez olabilir Türkiye'deki bir üniversitenin, akademinin içinde body art üzerine konferans verdim ve çok ilgi çekti. Evet. Talepkarlar varmış, dövme yapmak isteyenler, yaptırmak isteyenler, teknik anlamda bilgisi olmayan insanlar varmış. Epey ilgi uyandırdı insanlara. Yani o zaman dövme sanatçılığı ya da dövmecilik, işte dövme Hı-hı. stüdyolarında yapılan işlemler bir yandan da akademik dünyaya da kayıyor aslında. Yani body art dediğimiz şey, evet. vücut sanatı. Evet. Yani belki belli bir süre sonra bu yükselişe geçen meslek olur ve eğitimi yani gerçekten olması gerektiği şekilde ilerler. Sen de buna katkı sunuyorsun. Evet, yani ve bence şu dönemde bile çok hızlı yükselen bir iş kolu olduğunu düşünüyorum dünyada. Şu an senin kendi stüdyon var. Kendi evet. stüdyonda tasarımlar yapıyorsun. O Hı-hı. süreç nasıl gelişti? Ne zaman tam olarak ya ben artık yapıyorum bu işi Hı-hı. ve kendime ait bir yerde çalışmalıyım dedim. Bu süreç nasıl gelişti? Ben o zamanları çok merak ediyorum. Çok fazla yerde bulundum. Dövme yapılan alanlarda bulundum. Asistan olduğum stüdyoda çalıştım uzun bir süre. Bir Alanya serüvenim oldu çok kısa. Ama genel anlamda Antalya'daydım hep. Home stüdyo tarzında çalıştım. Guest olarak il gezdim, dövmeler yaptım. Çeşitli illerden dövme yaptırmak için sadece çok fazla gelen insanlar oldu. Dünyadan da gelen insanlar oldu. Yani bu şekilde gelişti ve çizim yapmak ve bunun dövmesini üretmek çok keyifli bir şey. Yani bunun geri dönüşünü de olumlu aldıkça insana şevk veriyor. Daha da yapası geliyor. Daha da yapası geliyor. Ve kendi kontrolüm olduğu bir alan olduğu için türlü türlü yatırımlar yapıyorum ve asla soru işareti olmuyor kafamda. Peki bir yandan da ekranlarımızda şu an Rüştü'nün yaptığı tasarımlar dönüyor. Ben hemen seni 7 yıl değil mi? 7 yıl öncesine götürmek istiyorum. Hı-hı. Yaptığın ilk dövmeyi hatırlıyor musun? İlk kendime dövme yaptım. Hatırlıyorum. Ne taşıyorum yaptın? Da. Harry Potter'daki Snitch topunun bir animasyon halini, çizgisini kendim çizdim. Onu da kendim yaptım. O şekilde oldu. Peki ya, yani kendi kendine yaptın. İlk dövmemi evet. kendime yapayım dedin. Açılışı evet, kendime aslında evet şöyle oldu. İlk biz lisedeydik. Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorduk. Üç arkadaş bir otelde Atatürk portreleri, resimleri boyayarak ve bunları açık arttırmayla satarak dövme ekipmanının parasını elde ettik. Wow. Yani böyle bir girişim yaptık ve üçümüz de toplanıp hadi birbirimize dövme yapalım dedik ve kimse kimseye dövme yapmak ve yaptırmak istemedi. O zaman herkes kendisine dövme yapsın adına. Endişelendiniz mi emin olamadık? Endişelendik yani. Gelene kadar çok heyecanlıyız çünkü böyle hani artık dövme yapmaya başlayacağız yapalım filan diyorduk. Ekipman gelince herkes korktu, bir geri adım attı ve taş kağıt makas sıralamasıyla kendimize dövmeler yaptık. Bir otel odasında karar verdiniz. Yok otel odasında değil, evde yaptık. Sadece
dövmeye giriş hikayemiz öyle başladı. Yani çünkü ailelerimizden bir destek gelmemişti. Şey hani evet, resim bakışçısı. Okuyoruz, lise öğrencisiyiz, dövmeye başlayacağız. Çok küçüğüz, 18 yaşından altındayız. Yasal koşullarda dövme yaptırmaya geç. Yani yapmaya çalışan insan, yani çocuklar olarak böyle bir yol haritası çizdik. Peki hazır konusu gelmişken ailen ilk başta nasıl baktı buna? Ailem tepkiliydi başta. Yani korkuyordu. Çünkü dövme sektörü, dövmeli insanlar eskiden özellikle 2000 ve 90'lı yıllarda hani kötü insanların yaptırdığını düşünüyorlardı. Belki de öyleydi. Çok hatırlamıyorum. Ama dövmeye belki kültürel bir bakış açısından dolayı da olabilir bu ama bir kötü bir algı vardı yani. O algı artık kırıldı tabii. Kesinlikle. Yani artık hani eskisi gibi değil. Zaten yani bana göre de çok bir alakası yok yani. Vücudu dövmeli olsan olur, olmasan olur. İnsanların kendi tercihi. Evet. Bu dini olarak da çok tartışılıyor. Bunu da soracağım sana. Dini olarak da evet. Çok bir tabu halinde dövme. Profesyonel olarak yaptığın ilk dövme peki? Yani senin için de özel bir andır, özel bir projedir diye düşünüyorum. O yüzden çok merak ediyorum. Profesyonel olarak yaptığım ilk dövme, bir arkadaşımın bacağının arkasına ananas dövmesi yaptım. Bu kendi yaptığım ilk çizim dövmeydi. Yani o günü çok iyi hatırlıyorum ve çok keyif aldım. Yani onu görmekten ve o orada hayatı boyunca taşıyacak bir kişi ve bunu taşımaktan çok mutlu. Hala da görüşüyoruz, hala taşımaktan çok mutlu. Ne bileyim, çok güzel bir şey yani. O ilk an heyecanlı mıydı senin için? Yani sonuçta burası her anı. Silgi yok, silemezsin. Hı-hı. Yani o an her şeyin çok kontrollü ve düzgün olması gerekiyor. Çok dikkat isteyen bir iş. Şu an her dövmemi yaparken bile bir başında bir heyecan oluyor. Bu heyecanı yitirmemek istiyorum aslında, tek gayem bu. Çünkü o heyecan hep böyle daha güzel dövmelere, daha güzel işlere, daha güzel fırsatlara yol açıyor. O şevki kaybetmek istemiyorum. En korktuğum şeylerden bir tanesi de bu. Anladığım kadarıyla bunun için de aslında bunun üzerine çalıştıkça sen farklı bir yol çizdin diğer dövmecilerden. Hı-hı. Yani ekranlarda da görüyorsunuz, normal alışılagelmiş katalog dövmelerinin dışına çıkıyorsun. Hı-hı. Seni farklı kılan da bu. Bu süreçte peki neler yapıyorsun? Yani tasarımlarında insanlar gelip senin stüdyonda bir katalogdan isterlerse tabii ki seçebilirler ama kendileri sana bırakıyorlar. Diyorlar ki Rüştü, benim kafamda böyle bir şey var. Hı-hı. Şunu çok seviyorum. Sen onlara bambaşka bir dünya çiziyorsun. Hı-hı. Bu nasıl gelişiyor? Bu bambaşka bir duygu ya. Gerçekten çok özgür olduğum bir alan dövmede. Yani bunu resimde çok rahat yapabilir bir sanatçı. Fakat dövmede yapabilmek gerçekten çok zor. Çünkü yaptığınız her işlem o kişinin hayatı boyunca taşıyacağı bir hamle olacak. İnsanların güvenini kazanmak, tabii ki yaptığın işlerin referansına bakıyorlar yani. Daha önce yaptığım işlere bakıyorlar. Bunun bir sanat ürünü olduğunu görüyorlar. Ve evet, bu sanatçının koleksiyonunu bedenimde taşımak istiyorum da geliyorlar yani bana. Ben de dövme yaptırırken aslında böyle düşünüyorum. Çok fazla bir dövmem yok. Ama bedenim, benim sanat arşivim, farklı sanatçıların yaptığı işleri vücudumda, bunları koleksiyon haline getirmeyi planlıyorum. Bu çok özel bir şey. Evet. Yani kişiler sana geliyor. Hı hı. Örneğin bir kedim var. Kedimi çok seviyorum diyorlar. Hı hı. Ben senin tasarımlarına baktım. Sen o kediyi alıyorsun, uçuruyorsun. Yere geri getiriyorsun, bambaşka bir noktadan spirallerle çıkarıyorsun. Öyle bir tasarımın vardı. Evet, evet, göstermiştim. Yani insanlar ilk zamanlarda mesela normal çizgilerin dışına çıktığında nasıl tepkiler aldın? Yani hiç olumsuz bir tepki almadım ya. Yani illüstrasyon yapıyorum teknik anlamda zaten. Öncesinde, şimdi teknoloji de gelişti, o boyutu da gelebiliriz yani. Tabletler gelişti, bir tasarımı çizdikten sonra bedene aktarıp simüle ediyoruz. Yani dövmenin kolunda nasıl görüneceğini zaten öncesinden görüyor yaptıracak kişi artık. Sen teknolojiyi çok aktif kullanıyorsun zaten. Evet, çok fazla aktif kullandığımı düşünüyorum. Gerekiyor da. Simüle ettikten sonra zaten uygulamaya geçiyoruz. Uygulama kısmında
Yani bir şey yok, o zaten her zaman yaptığımız bir işte. Eskiden böyle dövmeyi çok da gösteremiyorduk. Yani kağıtla tutup hani böyle duracak gibi yapabiliyorduk. Ama şimdi dijital teknoloji geliştikçe onu da rahatlıkla insanlar görebiliyor. Projelerini çizmen, yani proje diyorum artık. Hı-hı. Projelerini çizmen ne kadar sürüyor? Yani her tasarım farklılık gösterir. Hı-hı. Ama sen kendine ne kadar süre veriyorsun bunlar için? Çünkü hepsi çok eşsiz. Projeler ne kadar sürüyor? Yani 2 ay sürdüğü de oluyor. 3 tane bir proje için 3 farklı farklı proje çizip arasından seçtiğim de oluyor. Hepsini ayrı ayrı emek harcayıp. Bazen küçük boyutlarda işler, küçük boyutlarda, büyük boyutlarda realistik işler de geliyor mesela. Bunlara çok fazla çizim şeyi harcamıyorum. Realistik, gerçekçi, yani realistikten kastım gerçekçi işlerde akademik anlamda bunu zaten yapabildiğim için dövmede de yapıyorum. Yani. Peki dövme stüdyona geldiklerinde hani herkes bu bilinçle geliyor değil mi? Hı-hı. Öncesinde seni araştırıyorlar, bakıyorlar. Hı-hı. Beklenenin dışına çıktığın oluyor mu? Tam anlamadım. Yani sana söylenenin dışında böyle daha ilginç bir tasarım çıkardığında wow olabilir ya da yok ya bu kadarını düşünmedik dedikleri oluyor mu? Sanatçısın ya hani biraz. Evet, onu şaşırtmayı ben de seviyorum. Yani belki uzun sürelerdir insan şeylerle, koleksiyonerlerle diyeyim, yani dövme severlerle diyalog kurduğumdan dolayı artık hangi insanın ne tarz bir şey isteyeceğini sanki ondan anlıyormuşum gibi hissediyorum. Proje sürecinde zaten sürekli diyalog halinde oluyoruz. Dijital yolla görselleri paylaşıp yorumlarını da yapıyoruz, oturup tartışıyoruz da. Ve insanlar bedenlerinde taşıyacakları görsel imgeyi uzun bir süreçte çizilmesine çok memnun kalıyorlar. Bunu fark ettim. Peki o zaman senin şu canlı tuvallerinden hazırladığımız kısa bir, hı-hı, görüntümüz vardı. Bir onu görelim, sen bize biraz anlat bakalım bu tasarımlarını. Olur, bakalım. Biz az çok biliyoruz ama, hı-hı, ekranlara rejiden arkadaşlarım lütfen, hı-hı, getirse çok memnun olurum. Çünkü her biri dikkat çekiyor. Durabiliyor muyuz? Birazcık bekletebiliriz sanırım. Hı-hı. Burada mesela. Burada Helsinki isminde bir animeyi çok seven birisi bununla ilgili bir dövme istiyorum dedi bana. Helsinki'yi izledim. Hı hı. Baştan sona izleme dedi hatta böyle. Son 2 bölümü izlesen demek istediğimi çok iyi anlayacaksın dedi. Son 2 bölümünü izledim. İçeriği kavradım, tasarımını yaptım ve uygulamasına geçtik. Bu şekilde ilerledi süreç. Evet, bölmesi de bu şekilde oldu. Wow. Çok başarılı. Bunun yapımı ne kadar sürdü? Ortalama 4-5 saat civarı. 4-5 saat. Hı-hı. Tek seansta da oluyor yani. Hı-hı. Normalde sanki bunlar birkaç seansta sürüyormuş gibi bir görüntü var ama belki de biraz şeydir. Kişilerin dayanma gücüne. Ben mesela birkaç seans gelirim gibi geliyor yaptıracak olsam. Ya dövmeye başladıktan sonra o acı şeyini artık unutuyorsun. Yani o korkmayı geçiyorsun çünkü artık işlem başladı. Yarın bir şekilde o stüdyodan çıkamazsın. Yani bekleyeceksin. Çünkü bizim yaptığımız işlemde, şuradan örnek vereyim. Bir duvara boya attık, kurudu 5 dakika sonra. Üzerine bir ikinci hamle yaptık. Biz dövmede onu yapamıyoruz. Çünkü dövmenin iyileşmesini beklememiz gerekiyor. Bu da aşağı yukarı 2 hafta, 3 haftayı falan bulabiliyor. Tamamen yapıldıktan sonra? Tam yapıldıktan sonra tekrar hamle, yani bir uygulama işlemi yapmak için. Tarsanmış. Evet, bir neredeyse yaklaşık en fazla bir, peki, ay beklemek gerekiyor. Peki dürüst olalım. Hiç kaçan olmadı mı? Ya da... Yok, olmadı ya. Gerçekten mi? Hiç olmadı. Böyle çok canım acıdı deyip böyle sana sıkıntı yaratan olmadı mı? Olmadı. Hani şöyle, sıkıntı yaratan oldu ama kaçan olmadı. Çok, yani sıkıntı yaratan oldu, bayılan oldu. Dövmeden önce bayılanlar oluyor. Dövmeden yapmadan. Sonra bayılan, yapmadan. Onları ikiye ayırabiliriz. Öncesinde ve sonrasında. Öncesinde olanlar gerçekten çok fazla bu dövmeyi gözünde büyüten, acı çekeceğini düşünen, ve psikolojik bayılma diyorum ben buna gerçekten. Psikolojik olarak kendisini zaten bayılmaya hazırlıyor. İğne değdikten, işleme başladıktan bir 5 dakika sonra
Bayılıyor. Sonrası sen ne yapıyorsun? Hadi kalk devam edelim. Sonrasında evet lazım, şekeri düşüyor haliyle. Ve devam ediyoruz ve devam da ediyorlar yani. Sonrasında da şöyle oluyor. Böyle çok artık vücut direnci, acı direnci çok düşmüş. Ve vücut artık dayanamamış. Belki bir anda ayağa kalktı. Kan gitmedi beynine ve o şekilde bayılanlar oluyor. Ama artık bayılan olmuyor bende. Çünkü bayılmadan önce anlayabiliyorum. Bazı onların artık şeyleri var yani. Hissedebiliyor, görebiliyorum böyle küçük. Biz kadınlarda çok oluyordur. Yok, erkeklerde daha çok oluyor. Gerçekten kadınlarda mi? Da oluyor ama acı olarak erkekler daha çok acı çekiyor. Yani bunu onlar da çok araştırıyorum ben de. Şöyle yani kadınların acı eşiği çok daha yüksekmiş. Bu yani bilimsel bir açıklama. Yani, yani biz daha hani hassasız gibi. Sanki. Öyle erkekler gibi. Erkekler demek ki dayanamıyormuş. Hiç öyle görmüyor. Kollarını kaplatıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Kaplatırken neler neler yaşıyorlardır. Gerçekten. Bilemezsin. Evet, yani. O işlemler oldukça zordur ama evet. Tahmin edebiliyorum yani. Peki, senden bir tanım istiyorum. Dövme yapmak sana göre ne demek? Dövme yapmak bana göre... bana göre bir görsele karakter vermek demek. Bana göre... bir resimciye göre yaptığı eseri sabit duvarda sergilemek yerine canlı ve sürekli gezen bir forma işlemek demek. Çok güzel, çok anlamlı oldu senin için. Ben teşekkür ederim. Çok bu işe gerçekten gönül verdiğin çok belli. Hı hı. Yani çok da tabu yıkıyorsun bu konuşmalarınla da. Umarım. Bunun da olmasını zaten umarım. Çok istiyoruz. Peki biraz ben dövmeye dönmek istiyorum. Hı hı. Kendisine dövmenin. Son dönemlerde böyle hangi tarz dövmeler dikkat çekiyor? Evet, senin tasarımların çok dikkat çekiyor. Hı hı. Onlar yana hiçbir sıkıntımız yok ama öncesinde daha çok böyle yazı ya da çok basit çizgiler dikkat hı hı. çekerdi. Son dönemde trendler neler? Son dönemde trendler çok küçük boyutlarda gerçekçi görseller. Şu an top listede diyebilirim yani bu dövme sektörünün top listesinde. O da şöyle gelişti. Teknolojinin sayesinde tabii ki eskiden kullandığımız ekipmanlar, makineler, iğneler çok vibrasyonlu ve o küçük detayları işleyemeyecek üretimlerdi. Şimdi ise çok daha mümkün kılıyor küçük boyutlarda işler yapmayı. Küçük boyutlarda işler yapmak ama tehlikeli tarafları da var. Büyük boyutlarda çalışan sanatçılar yaptıkları küçük bir hatayı büyük boyutlarda kapatabilirler yani hani bir kenarlarına gölgeler atarak ne bileyim evet, renk koyarak kapatabilirler. Fakat küçük boyutlarda işler yapan yaparken küçük bir hatayı kapatma şansın olmuyor. Çok fazla dikkat gerekiyor, çok sakin çalışmak gerekiyor bu şekilde. Yani küçük boyutlu olanlar bizim için daha sıkıntı. Çok iyi bir yere gitmemiz lazım küçük yaptıracaksak. Evet yani kapatmaz. Ya zaten sanatçı seçerken bir sanatçının mutlaka yaptığı önceki işlerine ve yaptığı işlerin iyileşmiş görsellerine bakması gerekiyor. Ya çünkü onlar çoğu zaman stüdyolarda yer almıyor, onları görmüyoruz. Bu çok önemli. Sosyal medya hesaplarında paylaşan çok fazla sanatçı var, paylaşmayanlar da var. Ama mutlaka ve mutlaka... Yani yaptıktan hemen sonraki halini görüyoruz. Evet, taze halini görüyoruz. Dövme öyle bir şey değil. Taze hali gibi kalmıyor. Çünkü... Deri orada yıpranıyor ve tekrar üzerine yeni bir deri iyileşiyor. Mürekkep kendi etkisini biraz kaybediyor. Yani o bir haftalık süreçte taşımayacağız sonuçta dövmeyi, ömür boyu taşıyacağız. O yüzden iyileşmiş hallerine, iyileşmiş fotoğraflarına bakmamız çok daha iyi olur. Diğer VTR'imizi de verebiliriz. Orada da daha değişik videolarımız vardı ilk döndüğümüzde. Peki bu yaptığın ilginç tasarımlarda hani... beğenilmediği ya da böyle çok içine sinilmediği oldu mu hiç? Hmm. Herkes çok memnun mu? Yok, şöyle. Benim memnuniyetsizliğim oldu. O da bazı tasarımlarda çizdik tasarımı, uygulamasını yaptık. Belli bir süre geçtikten sonra ben o tasarıma döndüğüm zaman keşke şurasını da şöyle yapsaydım dediğim böyle birkaç şey çalışmam var, oldu yani. Yapan kişiden yana herhangi bir sıkıntı yok ama o benim kendime hayıflanmamdan kaynaklanıyor. O da sürekli seni de gelişim içinde olduğunu gösteriyor aslında. Evet, evet. Hani bir de bir sanatçı
kimyası olduğu için hani bedeninde de zihninde de bir sonraki bakışta bambaşka şeyler görüyor olabilirsin. Bu da çok doğal. Evet. Peki tekrar dövmeye dönmek istiyorum. Dövme çok riskli bir iş. Kesinlikle. Yani yaptığın işten insan memnun kalmayabilir. Orada bir sıkıntı olabilir. Özellikle dövmede, dövme sanatçılığıyla işte dövmeciyi o yüzden ayırdım az önce. Merdiven altı tarzı yerler çok fazla. Sen o sektördeki bu problemlere nasıl bakıyorsun? Sence dövme sektöründe en büyük sorun ne? Dövme sektöründe en büyük sorun ucuz etin yahnisi çok yeniyor gibi geliyor sanki. İnsanlar dövme yaptırırken, dövme seçerken, dövmeci seçerken. Dövme, şu bir gerçek ki dövme bir lüks. Dövmesi olmayan kimseyi hiç kimse halk tarafından bir dışlanmıyorsun. Hiçbir şey, karnın aç kalmıyor. Dövme teknik olarak bir lüks. Ve bir sanatın belli bir fiyatı oluyor ve bunu da bu sektörün işte nasıl derler işte ne bileyim biz bunu daha ucuza şu şartlarda yapabiliriz diyen çok fazla insan var. Yani bu gibi yerlerin çok olması, denetlenmiyor olması, lazercilerin önünü açıyor belki fakat memnuniyetsiz kişiler çok fazla bize yani şu dövmem var kapatır mısın, bu dövmeyi nasıl yaparım da silerim, bu dövmemden çok nefret ediyorum gibi çok fazla insan geliyor bize. Evet yani bir de kullandıkları malzemeler bakımından da çok sıkıntı. Yani buradan dövme yaptırmak isteyen insanları biraz bilgilendirmek istiyorum aslında. Nelere dikkat etmeliyiz, neleri öngörmeliyiz, neleri hesaplamalıyız dövmeye karar vermeden önce, gitmeden önce. Mesela bence en önemli konu dövmenin yaşı olup olmadığı. Sence dövmenin yaşı var mı? Dövmenin yaşı derken? Yani belli bir yaştan önce yapılmamalı mı? Tabii zaten. Yoksa? Kanunlara göre 18 yaşından altında dövme yapmıyoruz. Çünkü genç yaşta çok kötü kararlar verebiliyor insanlar, çocuklar. Ama birçok yani o merdiven altı dediğimiz yerler yapıyor. Yapıyordur. Bu bir gerçek yani. Kanundan evet var. Tabii yapıyorlar. Şöyle bir şekilde belki yapılabilir. Hani kişinin velisi ve böyle onun yanında gelecek, stüdyo oturacak ve küçük boyutlarda işler yapılırsa mümkün olabilir. Yani zaten onun dışında biz de yapmıyoruz yani. Yani bir dövme sanatçısı olarak sen de bu yani senin yanına gelen belki dövmesini kapattırmak isteyen böyle belli bir yaşın üstü vardır. Onlar anlatıyordur. Ben şu yaşta bu dövmeyi yaptırmıştım pişmanım. Çünkü en böyle deli çağlarımız ya. Evet, evet. Hani insan ne yaptıracağını bilmiyor. Sonrasında çok pişman olacağı dövmeler yaptırıyor olabilir. Böyle insanlarla karşılaşmışsındır. Çok fazla. Yani benim dönemimde de yani liseden kaçıp dövme yaptıralım gibi böyle bir anarşik demeyeyim de yani punk hareketler çok oldu. Gördük yani. Arkadaşlarımız da yaptırdı. Biz de yaptık yani. Ama biz de 18 yaşından küçüktük yani. Yani mutlaka yani yaptırılacak bir yer mutlaka bulunuyor da asıl burada vermek istediğim şey mesaj doğru değil. Gerçekten kesinlikle doğru değil. Çevremde de çok fazla insan var. Kesinlikle doğru değil. 18 yaşının altındaki izleyicilerimize yani sabredip iyi bir sanatçıya güzel işler yaptırmalarını tavsiye edebilirim. Böyle tezcanlılık yapıp pişman olacakları hamleler yapmasınlar. Çünkü bugün istediğin şeyi belki birkaç sene sonra istemeyebilirsin. Tişört değil çünkü bu çıkartıp atamıyorsun. Evet. Yani, bütün ömrün boyunca bedeninde taşıyorsun. Evet, hayatın boyunca taşıyorsun. Ve kapattırma işlemi de yani hiç bilmiyorum nasıl bir işlem. Kapattırmada neler yapılıyor normal yani, dövmeden farklı. Kapattırma işlemi zor dövmeler olabiliyor. Mesela çok koyu renkli bir çalışmayı kapatmak epey zor olabiliyor. Üzerine daha koyu bir şey. Daha koyu bir şey yapılması gerekiyor. O yüzden biz mesela şeye gönderiyoruz hani lazere belki gidebilirsin. Lazer de sildirebilirsin ama tam silinmiyor da zaten. Lazer teknolojisi o kadar gelişmedi. Belki biraz bir solduruyor dövmeyi. Soldurduktan sonra dövme işlemi, kapatma işlemi yapabiliyoruz. En azından o katmanı Evet. sildikten sonra.
Yani o da çok acılı görünüyor dışarıdan. Çok ben uzun süren bir işlem. Ben hiç dövme yaptırmadım ama evet. Kaç seansa siliniyor dövmeler? Yani lazer işlemi koyu bir dövme için 2 sene sürebilir. Yani, 2 sene? Tabii 2 sene sürebilir. Çünkü orada da derinin iyileşmesini bekliyorsun. Yani ayda bir seansa gidiyorsun. Koyu bir dövmelerde. Yani o konuda çok hakim değilim ama çok uzadığı oluyor. Senin tasarımlarını sildirmek isteyenler de olmadı ilk belki. Evet olabilir. Yoktur, denk gelmiyordur. Yok, denk gelmedi. Bir de özellikle pandemiyi de atlattık. Ben o dönemi de hani merak ettim. Pandemi sürecinde işleriniz hani biraz durgunlaştı. Hijyen artık daha ön plana çıktı. Kesinlikle. Pandemiden önce de yani hijyen olması gerekiyordu bu işte. Bakanlık sanırım dövme mesleğinin şeyini kurumlarını mesleki yeterlilik kurumlarına görevlendirerek dövmecilik belgesi veriyorlar. Oradan belge aldım ben de yakın bir zamanda. Bence çok iyi olmuş yani o bakanlığın yaptığı program. Evet. Çünkü yeterince sterilizasyona çok dikkat ediyorlar. Bu güzel bir şey yani eskiden yoktu bunu. Yani hijyen unsurları çok önemli çünkü bir dövme evet. Bizi en uç hangi noktaya götürebilir? Şimdi kan yoluyla bulaşabilecek tüm hastalıklar stüdyo şartları eğer kötüyse dövme yaptıran kişiye geçebilir. Yani sağlığıyla oynayabilirsiniz yani o kişinin. Yani çok önemli şeyler bunlar. Tabii çok riskli. Aynen. Programımız çok keyifli gidiyor. Gerçekten ben de bu konuda çok bilgilendim ama kısa bir araya gideceğiz. Değerli izleyenler, biz çok keyifli bir sohbet ediyoruz. Sizleri de kısa bir reklam arasından sonra yeniden buraya bekliyoruz. Lider Haber ekranlarının gençlerle genç kalan programı Genç Kuşağı devam ediyor sayın seyirciler. Yeniden hatırlatmak istiyorum ekran başına yeni gelen misafirlerimiz için. Bugün programımda dövme sanatçısı Rüştü Arslan'ı ağırlıyorum. Onunla dövme sanatını, dövme sanatçılığını konuşuyoruz. Hemen kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Dövme sanatı dedik, dövme sanatçılığı dedik. En sona dövmeye geldik. Dövme nasıl yapılır, nelere dikkat ederiz diye. Merak ettiğim şey şu. Dövme yaptırırken, yaptırmaya karar verirken bir dövmeci olarak, bir dövme sanatçısı olarak sana göre en kritik nokta ne? En kritik nokta kararlı olmak, sanatçıya güvenmek ve yaptıracağınız eserden emin olmak. Yaptırmadan önce de gerekli olan bazı şeylerimiz var mesela bizim. Dövme acılı bir işlem. Çok büyük bir acıları yok ama acılı bir işlem. Bu yüzden vücut direncimiz düşebiliyor. Acı direncimiz düşebiliyor. Dövmeden önce uykumuzu iyi almış olmak, alkol içmemek, kan sulandırıcı ilaç alıyorsak bunun hani etkilerini denemek, alerjik reaksiyonları öncesinde konuşup tartışmak, bunlara dikkat etmek çok önemli dövmede. Alkol şöyle etkiliyor örnek yani uyuşturucu madde de öyle mesela. Yani o dövme yaptırmaya giderken gerçekten küçük bir ameliyat operasyonuna gider gibi sağlık çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Alkol kanı sulandırıyor. Kan sulandırıcı ilaçlar da kanı sulandırıyor. Biz iğneyi derinin altına enjekte ederken kan yoluyla mürekkebi dışarıya atıyor. Ve dövme iyileştikten sonra kötü bir görüntü elde ediyoruz. Bu yüzden kanın sulanması bizim için biraz dezavantaj. Peki dövme yaptırırken, dövme yaparken neler kullanıyorsunuz? Dövme yaparken tek kullanımlık ekipmanlar kullanıyoruz çoğu zaman. Yani sabit ekipmanlarımız, makinamız, elektrik adaptörümüz ve işte koltuğumuz, sandalyemiz oluyor. Onun dışında tüm ekipmanlarımız tek kullanımlık. Yani boya koyduğumuz pota, iğneler, bantlar, streçlerimiz, poşetlerimiz bunların hepsi tek kullanımlık oluyor. Ya çok büyük bir titizlik gerekiyor. Kesinlikle. Yani çünkü az önce de bahsettin hani çok ciddi hastalıklara neden olabilir ya da hani ciltte
geri dönemeyecek dezenformasyonlara neden olabilir. Hani bunun önünü görmek gerekiyor. Kesinlikle. Hani her mesela şey oluyor mu? İşte her dövme yapana, şey, dövme yaptırmak isteyene yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ya mutlaka sizin de bir Tabii bizim de elediğimiz oluyor. Yani kararsız insanlara dövme yapmıyoruz. Çünkü pişman olabilir. Yani o heyecanla belki dövmeyi yaptırmak istiyor ama aklında bir kuşku var. Niye bunu ona yapalım ki? Belki sevmeyecek. Belki pişman olacak. O yüzden bizim de elediğimiz oluyor çok fazla. Yani. Ben size yapamam. Kusura bakmayın. Evet yani kusura bakmayın. Daha başka bir zaman belki olursa ayrı bir zamanda görüşürüz gibi böyle. Evet, bahaneyle biraz da sizi kapatın. Evet, kibar davranmak gerekiyor. Neticede o da bizim bir hani müşterimiz. Yani o şekilde davranıyoruz. Ama bir tık da kendinizi koruyorsunuz galiba. Yani ne olur ne olmaz sonrasında gelip kesinlikle niye bana bunu yaptın demesin. Kesinlikle. Hem karşı tarafı düşünüyoruz hem de kendimizi düşünüyoruz. Çok riskli, çok sakıncalı. Hı-hı. Yani dediğim gibi özellikle gençler, hani 18 yaşın üstüne çıkıyorum artık. Hı-hı. Onlarda bile hani bizim için bile ya bilmiyorum hani yaptırdıktan sonraki süreç bir de gerçekten hani yaptırmaya hayalini kurarken güzel ama derinizin altında bir şey enjekte ediliyor. Hı-hı. Ona da çok temiz bakmak gerekiyor. Öncesi sonrası çok sıkıntı. Dövme yaptırdıktan sonra peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dövme yaptırdıktan sonra bizim en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi güneş. Özellikle yaz aylarında dövme çok yaptırılıyor. Güneş o bölgeyi yakarsa eğer enfeksiyon gibi, yara gibi sonuçlar doğurabiliyor. Onun dışında açık bir yaramız var. O açık yarayı sağlık koşullarıyla iyileştirmeye çalışıyoruz. Sürekli antibakteriyel sabunlarla temizliyoruz. Ve dövme iyileşene kadar kremle nemlendiriyoruz. Sıcak suda duş almıyoruz, suya değdirmiyoruz, denize ve havuza girmiyoruz belli bir süre. Böyle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de dövmelerde en çok gördüğümüz şey rengini atması. Buna çok karşılaşıyoruz sosyal medyada da, çevremizde de. Hani bunun nedeni nedir? Bunun nedeninin belirli sebepleri var. Kötü işçilik, kalitesiz mürekkep ve güneş yanığı. Yani bir pigment olduğu için bizim kullandığımız ekipman neticede nasıl ki tişörtlerimizde de pigment var, güneşte soluyorlar. Dövmemizin de materyali, ana maddesi pigment. Yani ultraviyole ışıklarıyla bir süre sonra solabiliyorlar. Yani hem kötü malzeme ya da kötü işçilik de olabilir hem de evet. Yani deride deri tutmuyor olabilir mi? Hani deride deri, çünkü mesela vücudun bazı bölgelerinde parmak bölgesinde yapılan dövmeler çoğu zaman kayboluyor. Evet, parmak bölgelerinde kayboluyor. Kemiğe yakın yerlerde nasırlı dediğimiz, yani nasırlı demeyeyim de böyle hani avuç içi gibi olan, böyle o fazla terleyen diyeyim. O bölgelerde dövme tutmuyor, siliniyor. Yani sebebini ben de bilmiyorum. Ama muhtemelen deriden kaynaklı bir şey. Evet, derinin yapısından kaynaklı. Yani avucunuzun içine mesela dövme yapalım. Bundan bir ay sonra kayboluyor falan. O derece siliniyor yani. Çok ilginç. En çok peki böyle vücudun belli bölgeleri var mı dövmeyi çok yaptırmak hani insanlar içinde? En çok kol sanki. Ha, kol bacak çok popüler. Evet. Yani kol bacak çok yapılıyor. Yani onun dışında yani bedenlere de yapılıyor. Vücuda da çok dövme yapılıyor. Evet, ama dediğim gibi kol bacak. En çok kol ve bacakta görüyoruz yani. Peki tekrar senin sanatına dönmek istiyorum. Sen bu alanda fark yarattın, insanların dikkatini çektin. Şimdilik Antalya'dasın, dünyaya açılmanın da hayalini kuruyorsun. Evet, hayalden ziyade hamleler yapıyorum. Hali hazırda bir Kanada'da iş sözleşmesi imzaladım. Ondan haber bekliyorum. Fakat yani tek bir yere bağlı kalmıyorum tabii ki de. Amerika olur, Avrupa olur. Birçok stüdyoyla konuşuyoruz, diyalog kuruyoruz. Birçoğu da zaten istiyor gelmemi, sanatımı çok beğendiklerini söylüyorlar. Evet. Yalnız Türk vatandaşı olduğum için biraz uğraşıyoruz bu süreçte. Ama hepsini aşacağız. Yol haritamız belli. Ben de sanatımı globale, dünya sanat piyasasına taşımak istiyorum. Oradaki sanatseverlere kendimi göstermek istiyorum. Fuarlarda, dövme konvensiyonlarında kendimi göstermek istiyorum. Orada ödüller kazanmak istiyorum. Yarışmalara girmek istiyorum. Bunların hepsini deneyimlemek istiyorum.
Yani henüz çok gençsin aslında, önünde çok açık ki elinde de gerçekten bileğinde çok altın bilezik var. Sanatçı olmak, işte bir de dövmeyle birleştirmek çok özel bir şey. Ki zaten tasarımlarının özelliği de buradan geliyor. Peki yurt dışında senin gibi tasarımlar yapan çok fazla sanatçı var mı? Ya da Türkiye'de çok az bildiğimiz kadarıyla, yani sen sayılı sanatçılar arasındasın. Yok, Türkiye'de ve dünyada da çok fazla var. Yani bu resim kültüründen gelip yani malzemesini değiştirip, yani artık kağıda tuvale bırakıp ben insanların bedenine dövme yapacağım diyen çok fazla sanatçı var. Heykelci var. Yani aslında gelişen ve gelişmekte olan bir durum bu. İlgi de görüyor o zaman. Kesinlikle yani ilgi görüyor. Biz, bilmiyorum, benim gözlemlerim kadarıyla ya da belli kalıplaşmış fikirlerden dolayı da bu olabilir. Yani daha az, hani bildiğimiz kadarıyla böyle yönelen ama hızla yükselen bir şey anladığım kadarıyla. Senin tasarımlarını peki görüp de bunun eğitimini almak isteyen, ilgilenen insanlar oluyor mu? Geçenlerde konferans verdiğini anlattın. Eğitimini almak isteyen, asistanlık teklifi çok geliyor. Eğitimini almak isteyen çok fazla insan var. Teknik anlamda yani workshoplar düzenliyorum. Yani stüdyoma davet ediyorum. Bu gerçekten hani bu işi yapmak isteyen insanlar gördüğümde, o istekli olan insanlar gördüğümde ve onlar için de çok faydalı oluyor diye düşünüyorum. Çünkü hani tekniği orada görmeleri, izlemeleri canlı bir şekilde kendileri de hani bunu kopyalayarak şey yapabilirler. Yani kendi işlerinde de yansıtabilirler. Onun dışında hani tasarım dersi veremiyorum çünkü tasarımı ben hani üniversitede resim okuyarak, yani tuval çizerek aldım yani. Evet, o bambaşka. Onun için bir şey. Üniversiteye gidip güzel sanatlar eğitimi almalarını tavsiye edebiliyorum bir tık ancak. Yani onların tasarımı bir tık hani yetenek de gerektiriyor bu iş. Sadece eğitimle olacak bir şey değil. Sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum ama tek başına hani çalışmak yeterli mi sence? Bir yetenek işidir bence bu. Yani alaylı dediğimiz, yani bu daha önce hiç resim yapmayıp dövme işine giren ve başarılı olan yani insanlar da var, sanatçılar da var. Fakat resim kültüründen gelip dövme yapan insanlar bir senede, iki senede çok iyi yerlere, çok hızlı gelişme gösterdiklerini gözlemledim. Yani çok avantajlı oluyorsunuz. Yani resim kültüründen resim çizen birisi olarak dövmeye geçerseniz çok daha hızlı yol alıyorsunuz. O yüzden hani şu mesajı da vermiş olduk. İşte kopyayla değil, biraz da işte insanın da kendinden katması, kendini de bir noktada gelişmesi gerekiyor. Yani bunu bu noktaya götürmek aslında çok önemli bence. Yani sen eğitimini aldın ve dövme sektörüne doğru yöneldin. Sen bir sanatçıyken bunu yaptın. Hani sıfırdan bunu yapmak hem uygulayacağın kişiye hem kendi kalitene çok ciddi hani sıkıntılar yaratabilir. Bunların örneklerini muhakkak görüyoruz. Evet, görüyoruz. Peki, NFT dünyasına dönmek istiyorum biraz. Sen NFT dünyasına da girdin. Orada da tasarımların yer aldı. Bu süreç nasıl gelişti? Bu süreç şöyle gelişti. NFT'yi hep araştırıyordum. Yani nedir bu? Yani hala da az bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum bu konuda. NFT ile şöyle tanıştım. İlk önce araştırdım. Bu NFT nedir dedim. Bu NFT'yi sonra anladım. Dedim ki bu bildiğimiz coinlerin görselleşmiş ve sabit, değiştirilemez hali olduğunu anladım. Yani bir para biriminin, o neticede kripto bir para birimidir. Yani internet parası. Bir para biriminin A coin'den B coin'e change, yani değiştirme yapabiliyoruz. NFT'yi değiştiremiyoruz. Bunu nasıl örneklendirebilirim? Bir Van Gogh eserini Picasso'ya çeviremiyoruz gibi. Yani öyle algıladım. Sonra anladım, yani bu bir görsel üretip bunun dijital dosyasını, video dosyasını, GIF dosyasını, ses dosyasını blockchain, blok zincir ağında patentleyip orada Web3 konseptinde patentleyip oranın yani sahiplendirebiliyorsun. Kendi koleksiyonuna katabiliyorsun. Bunlar çok yeni alanlar olduğu için hani ben de bilgi sahibi değilim. Yani Web3 gelmiş, Web2'yi açtık, NFT oluşuyor, Metaverse oluşuyor.
O yüzden çok merak ettim ve girdim. Girmemin şeyi de şöyle oldu. Tam da size yakın bir alan aslında yani. Evet, dijital sanatçıların çok fazla iş yaptığı yerde. Ben de dijital üretimler yapıyordum. Kendi dövme modellerimi yapıyordum. Evet, zaten onların hepsini tabletten çiziyorsun. Dijital ortamda üretiyorsun. Bunların NFT'sini paylaşsam mı acaba diye düşündüm. Ama bunların çizimlerini insanların bedenlerine dövme yapıyorum dedim. Ona söyledim ki o zaman çizdiğim insanlara NFT'sini vereyim. Bu şekilde kanıtlayayım hani kendimi oldu. Coin'le uğraşan bir koleksiyonerim dedi ki biz bunu yapalım. Ben senin NFT'ni alayım. Kendi cüzdanımda bulundurayım. Sen de bunun bana dövmesini yap. Ben de kendi taşıdığım dövmenin NFT sahibi olayım. Biz de sonra yola koyulduk. Bir sanatçı arkadaşımın davetiyle bir markete, NFT marketine girdim. Orada NFT'mi ürettim, bastım, yayınladım ve satıldı. Ben de bunun dövmesini yaptım. Belki de ilktir. Yani ilk kez belki dünyada dövmesini, aldığı NFT'nin dövmesini yaptım. Yani yaptırdı birisi de yani. İnsanlar nasıl karşıladı peki bunu? İnsanlar... Yani NFT bilinen bir şey ama hani yakınlarda bir dövme sanatçısının da oraya koyması, işte dövmeniz hem cebinizde hem bedeninizde olayı kulağa ilginç geliyor. Evet, yani anlattığım herkes çok ilginç buldu. Tebrik edenler çok oldu. Şu ara NFT'ye çok bakamıyorum. Fakat bu kendi işlerimin yoğunluğundan. Ama ileride yine olabilir. Belki Türkiye'de çok NFT bilen insanlar yok. Yurt dışına çıktığım zaman NFT ile ilgili belki farklı projeler de gerçekleştirebilirim. Bu benim için bir başlangıç, orada duruyor ve hala da gündem oldukça bakıp iş paylaşıp orada ürün basabiliyorum. Ben merakla bekliyorum çünkü daha hala gelişmiş bir alan olduğunu düşünmüyorum. Metaverse'ün de gelişmesi lazım bunun için. İnsanların da orada bulunması lazım. Yani küçük bir başlangıç yaptık biz de NFT'ye girerek. Peki hayalin ne? Sen bundan sonra hani bir dövme sanatçısı olarak Güzel Sanatlar Fakültesinden çıkıp işte farklı dövmelerle dikkat çeken, işte NFT dünyasına adım atmış bir sanatçı olarak ilerleyen süreçlerde neler hayal ediyorsun? Ya ütopik bir hayalim var, söyleyeyim mi? Tabii, lütfen. Gerçekten artık dövme yapan makineler olsun. Ben yalnızca tasarım yapayım. Hani bu şey, dövme yapmaktan keyif almıyorum anlamına gelmesin yalnız. Yani daha fazla tasarım üreteyim ve daha fazla dövme gerçekleşsin ütopyasıyla istediğim bir hayalim var. Bu evet ütopya da olsa da olabilir, belli de olmaz. Hayallerim kendi sanatımı dünyaya tanıtmak, farklı yerlerde söyleşiler yapmak, farklı insanlarla tanışmak, bu işi yapan insanlarla tanışmak, gezmek, görmek. Hayal dünyanı geliştirmek. Evet, ufkumu açmak. Hayallerim bunlar yani. Ama kendi yaptığım meslek çerçevesinde tabii ki bunları yapmak istiyorum. Peki örnek aldığın bir isim var mı? Bir idolün var mı? Örnek aldığım isim bizim Türkiye'den Amerika'ya giden bir sanatçı. Okan Uçkun. Çok başarılı. Her anlamda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Tarz anlamında, stil anlamında, sanat anlamında, kariyer hamleleri anlamında. Yani o sanatçıyı feyiz alıyorum. Yani çok güzel adımlar yaptı bu dövme işinde. Çok farklı şeyler kanıtladı. Türk olmasından dolayı da belki çok gurur duyuyorum kendisiyle. Peki son olarak gençlere, yaşıtlarına, yaşıtlarımıza, dövme sanatıyla ilgilenmek isteyenlere, ya ben seni özellikle burada ağırlamak istedim ki ya bir en çok bizim ilgimizi çekiyor. Bu bir gerçek. Ben bile konuşurken öyle soruyorum, ediyorum. Evet, evet. İlgimizi çekiyor. Hani hepimizin dikkatini çeken nasıl, ne değildir, yapılabilir mi dediğimiz bir alan. Bu yüzden senin burada olmanı çok önemsedim. Programa da renk kattın.
Teşekkür ederim. Verebileceğin tavsiyeleri duymak istiyorum. Onlara neler söylemek istersin? Gençlere dövme yaptırmak isteyenlere mi? Dövme... Hayalini kuranlara, dövme sanatıyla ilgilenme hayali kuranlara. Dövme sanatıyla ilgilenme hayali kuran arkadaşlarımıza öncelikle görsel bir yetiye sahip olacakları alanlara yönlenmeleri lazım. Bu heykel olabilir, fotoğrafçılık olabilir, sinema olabilir, resim olabilir, illüstrasyon olabilir. Çünkü bu yapacağınız işte çok fazla etki uyandıracak, etki kazandıracak bir hamleler. Dövme yapmak isteyen arkadaşlarımıza ise iyi bir stüdyoda, iyi bir akademide, iyi bir sanatçının yanında bulunarak, izleyerek öğrenebilirler. Hiç imkanı olmayan insanlar da varsa açıp YouTube'dan dövme yapım aşamalarını izleyerek dövmeyi öğrenebilirler. Bu kadar da aslında basit artık günümüzde. Yani YouTube'da çok fazla sanatçı var. Tarz tarz işler yapıp nasıl yaptığını orada anlatarak, video çekerek paylaşıyor. Yani izleyerek yapabilirler yani bu işi. Yani uygulama kısmı için evet. Uygulama kısmı için evet. Yani ama bir sanatçı olmak için en önemlisi, sen de az önce bahsetmiştin, hayal gücü bence. Kesinlikle hayal gücü çok önemli. Oranın çok açık olması lazım. Evet. Çünkü yüzlerce insana dövme yapıyorsunuz. Yani bir süre sonra tekrarı yani... Mümkün değil. Evet, yapılmamış olanı yapmak daha önemli. Farklı işler çıkartmak çok önemli. Özgün olmak çok önemli bu işte. Evet. Tavsiyelerin için çok teşekkür ediyoruz. Buradan da değerli bizi izleyen genç arkadaşlarımıza aktarmış olduk. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Son sözlerini de alalım senden. Eklemek istediğim insanlar, şeyler... yani çok yok ya. Hani şu an aklıma gelmedi belki de yani. Sorun değil. Ben çok teşekkür ederim sana. Rica programa ederim. Renk kattın. Rica ederim. Fikirlerin, yaptığın işleri de bir yandan ekran karşısında bizi izleyenler gördü. Hepsi birbirinden kıymetli. Sanatını zaten çok güzel icra ediyorsun. Çok güzel yerlere getireceğine de eminim. Seni de bizi izleyen genç arkadaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Artık programımızın sonuna geldik. Değerli izleyenler, bugünlük burada programımıza son veriyoruz. Bugün benimle birlikte Rüştü Arslan bizim programımızdaydı. Onunla dövme sanatını, dövme sanatçılığını konuştuk. Haftaya farklı konu ve konuklarla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.